eşkıya ruhlu insanlar orada Müslümanları kat ederken biz de onların burada sinagoglarını yapıyoruz. Vali İsrail'e kızdı, Edirne'deki restorasyonu devam eden sinagogu ibadete kapattı. Buradaki sinagogu müze olarak, sadece içine hiçbir şey konulmayarak o şekilde müze olarak teşhir edilecek. Vali Dursun Ali Şahin daha önce yaptığı birçok açıklamayla ve canlı yayın kazalarıyla gündeme gelmişti. Lan iyi mi ettim ben? Belki sen orada 3 puan aldın, 4 puan aldın veya 400 lira 500 lira. Ben vereyim o parayı sana da yazdırmazsan. Canlı yayın olabilir. Canlı yayında mıyız? Ulan önceden haber verirler canlı yayında olduğunu. Allah Allah, şimdi işin daha değişik oldu. Gözüm. Bizimkilerin de aklı sonradan geliyor. Edirne valisi Dursun Ali Şahin dün talihsiz bir açıklamayla daha gündeme geldi. Şahin, İsrail'in Mescid-i Aksa'da yaptığı saldırılara tepkiliydi. İçinde bir kinle söylüyorum bunu. Biz de onların burada mezarlıklarının çevresi etrafını değiştiriyoruz. Biz de onların burada sinagoglarını yapıyoruz. Bakın bizim yaklaşımımız nerede? Onların yaklaşımı nerede? İşte bu yüzden sinagogu ibadete yasakladı Vali Şahin. Ancak valinin açıklamaları büyük tepki çekti. Türkiye Haham Başılığı ve Türk Musevi Cemaati böyle bir söylemin devletimizi temsil eden valimiz tarafından ifade edilmesinden dolayı hicap duymaktayız dedi. Valilik tepkilere yazılı açıklamayla cevap verdi. Açıklamanın Mescid-i Aksa'da yaşanan olayların tasvip edilmediği için yapıldığı ifade edildi. Ayrıca sinagoga ait kararın Vakıflar Genel Müdürlüğü tasarrufunda olduğuna yer verildi. Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem tartışma yaratan sinagogla alakalı son kararı açıkladı. Edirne Büyük Sinagogu'nun ibadethane olarak hizmet vereceğini söyledi.